abi Almanca kelime ezberleme metodun var mı Bu kelimeleri nasıl ezberleyeceğiz? arkadaşlar kendinize gelin Almanca kelimeleri Türkçesi ile birlikte bir deftere yaza yaza kelime ezberlemeyin. 1970'lerde değiliz 1980'lerde değiliz. Her gün on binlerce haber sitesinden Almanca haberler paylaşılıyor. Her gün binlerce YouTube kanalından Almanca belgeseller paylaşılıyor. Sen neden 2023 yılında deriş masa? die Tür kapı diye bunları deftere Türkçesiyle yazarak kelime ezberliyorsun. Bunun en büyük sıkıntısı da şu arkadaşlar, hiçbir zaman Almanca ile Türkçe birebir çevrilemez. Yani Almancadaki der tisch masa demekse, Almancadaki her masa Türkçede masa anlamına gelmiyor. Almancada bazen masa olarak ifade edilen şey Türkçede sehpa anlamına geliyor. Yani artikel tabii ki öğrenin ama siz böyle işte bu kelimenin Almancası şu, Türkçesi şu şeklinde kelime ezberlerseniz kelimeleri yanlış öğrenmiş olursunuz. O yüzden bakın A1 seviyesi için demiyorum ama A2'ye başladığınız andan itibaren kısa Almanca hikayeler okumaya başlayın. Kısa, basitleştirilmiş A2 seviyesinde masal okuyun, işte çocuk hikayeleri okuyun vesaire. Bu şeyleri okumaya başlayın yavaş yavaş. Kelimelerin anlamına Türkçe Almanca sözlüklerden bakmak yerine kelimelerin anlamını cümlenin içinden çıkarın veya Almanca Almanca sözlükten bakın. Yani bir Almanca kelimenin Almanca karşılığına bakın. Yani ben inanamıyorum 2023 yılında bu kadar teknolojinin içerisindeyiz. Chat GPT diye bir şey var. Siz hala defterden, kurs kitabından Almanca çalışıyorsunuz. Ben inanamıyorum buna. Kelimeleri oturup ezberlemeyeceksin. Mesela atıyorum her gün haberleri takip ediyorsun. Zaten aynı kelimeleri tekrar tekrar göreceksin. Ve ondan sonra kelimenin sözlükteki anlamına bile bakmadan kelimenin anlamını çıkarabileceksin.